Herkese merhaba ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün kapalı beta ile açık beta arasında yapılan değişikliklerden bahsedeceğim. Birçok oyuncu bana açık beta'ya gerek var mıydı işte neler değişti oyunda bir şeyler eklendim vesaire tarzı sorular soruyor. Bunları bu videoda yanıtlamış olacağım. Bu video özet tarzı bir video olacak. Yani değişen, fixlenen veya geliştirilen şeylerden teker teker bahsetmeyeceğim. Sadece önemli bulduğum noktaları anlatacağım. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle burada oyun deneyimimizi etkileyebilecek bazı şeylerden bahsetmişler. Fixlenen şeyler işte geliştirilen şeylerden falan. Mesela Expeditions'da, Starstone Expeditions'da lazerlerin hasar vurmaması gibi bunu düzeltmişler. Ya işte geceleri sahillerin daha az karanlık olması gibi şeyler yapmışlar. Ve bunların yapılması önemli ancak bizim ilgilendiğimiz konu bunlar değil kesinlikle. Burada ilgilenebileceğimiz iki tane şey var. Öncelikle ki bazı tam missionların açıklarının fixlenmesi. Bir diğeri de oyuncuların aynı noktada görev yapmasından ötürü dar boğaza uğrayan dünyadaki bazı yerlerdeki yaratıkların ortaya çıkma oranlarının artırılması. Bu ne demek? Biliyorsunuz ki kapalı betada özellikle bu sorunu çok yaşamıştık. Bir görev alıyorsunuz. Görev yerine gittiğiniz zaman 30 kişi aynı yerde bekliyor ve aynı yaratığı kesmeye çalışıyorsunuz. Siz zaten kesmeye çalışana kadar çoktan ölmüş oluyor. Vuramıyorsunuz bile. Bunu biraz olsun düzeltmişler. Açık betada ben sadece bir noktada buna rastladım. Yani 30 tane oyuncunun toplanıp da tek bir yaratığı kesmeye çalıştığı tek sadece tek bir göreve rastladım. Onu da büyük ihtimalle unuttular ya da işte o konuda o nokta hakkında bir geri dönüt olmadığı için vesaire olabilir bilemiyorum. Burada başka bahsetmemiz gereken bir şey yok. Şimdi önemli noktalarımızdan bir tanesine geçelim. AI yani yapay zeka. Genel anlamda 50 level ve üzeri yaratıkların hasar ölçeklenmesi arttırılmış. Şurada gördüğünüz üzere. 50 level'dan yani %0'dan %25'e kadar ölçekleniyor bunlar 50 level'dan itibaren. Maksimum %25 oluyor ve 66 level'da oluyor bu. 66 level yaratıklar %25 hasar arttırmaya sahip şu an yani. Aynı şekilde 30 level ve üzeri yaratıkların da can ölçeklenmesi arttırılmış. %0'dan başlayıp %15'e kadar çıkıyor. Maksimum %15 oluyor ve 66 level'da oluyor bu. Açık dünyadaki elit yaratıkların biliyorsunuz ki Expeditions'da olduğu gibi açık dünyada da elit yaratıklarımız var. Bu elit yaratıkların hem hasarı hem de canı Expeditions'daki yani Dungeon'daki yaratıkların zorluğuna ulaşabilmesi açısından arttırılmış. Hasarları %12 ile %17 arttırılmış bu yaratıkların. Ayrıca Elite Plus yaratıklarında yani Corrupted Ogre'ler veya Corrupted Bears gibi yaratıkların canları da %60 oranında arttırılmış. Bu da şu demek oluyor artık elit yaratıklar da çok daha güçlü yani elit yaratıkları biliyorsunuz ki insanlar orayı farm spot olarak kullanıyordu İşte gidip e, silah xp'si kasmak için oralara gidiyorlardı Bundan başka bir videoda bahsedeceğim bu arada. Artık o elit yaratıkları dönmek daha zor hale geliyor demek oluyor bu. Ancak yine de iyi bir grubunuz varsa tabii ki dönebilirsiniz. 7-8 kişilik bir grup yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi açık dünyadaki ve arena'daki bosslara bakalım. Yine aynı şekilde Expeditions'daki zorluğu yakalayabilmek adına can ve hasarda arttırmaya gidilmiş. Bu bossların hasarı %20 oranında artırılmış. Canları da %33 oranında arttırılmış. Expeditions'a yine aynı şekilde bir hasar arttırılmış söz konusu. %13 oranında Expeditions'daki yaratıkların hasarı arttırılmış. AI kısmı bu kadardı. Baktığımız zaman genel anlamda yapay zekanın geliştiğini görüyoruz. Artık daha fazla vuruyorlar. Daha güçlüler. Daha fazla canları var. Daha zor ölüyorlar yani. Bu bizim açımızdan işleri biraz daha zorlaştırıyor tabii ki. Bazı önemli buglardan bahsedilmiş. Biliyorsunuz ki Sword and Shield'de Reverse Step adlı bir yetenek var. Aynı şekilde Contiguous Reverse Step adlı bir perk de var. Bu perk'i taktığınız zaman yani silahınıza bu perk'i taktığınız zaman üstünüzdeki debuff'ı karşınızdaki kişiye aktarabiliyorsunuz bu yeteneği kullanarak. Ancak şöyle bir durum ortaya çıkmış. Boss size bir debuff uyguluyor. Siz de Reverse Step'i boss'a uygulayarak yani boss'un size uyguladığı debuff'ı tekrar boss'a uyguluyorsunuz. Böyle bir saçma bir durum olmuş. Bunu ...düzeltmişler. Arenadaki Spriggan'da önemli değişiklikler var. Artık kendisini heal'leme olayını daha sürekli yapıyor. Wild Sweep adlı atağını, saldırısını da hedef yakın menzilde ise kullanıyor. Ayrıca birisinin kovalarken de hareket hızını arttırmışlar. Baktığımız zaman aslında bir yapay zeka iyileştirilmesi diyebiliriz buna. Yine aynı şekilde burada bazı bug'larını fix'lemişler. Bunlar çok önemli değil. İşte ortaya çıkarken, doğarken yani oyuncuların vurup da hasar vermesi olayını fix'lemişler mesela. Expeditions'da yine aynı şekilde bazı bug'ları fixlemişler. Çok fazla merak edilen bir şey yok burada. Çok önemli şeyler değil. Yani önemli şeyler ama merak ettiğimiz şeyler değil. İşte bir boss'un hitbox'ının çok yukarıda olması bug'ını fixlemişler. Bu tür şeyler veya işte başka bir boss'un alan etkili saldırısının arenanın her tarafına ulaşmaması gibi bir bug varmış sanırım. Bunu fixlemişler. Bu tür şeyleri yapmışlar. Bizi asıl ilgilendiren yere gelelim. Combat'a yani. PvP scale bence en önemli güncellemelerden bir tanesi. Biliyorsunuz ki kapalı betada açık dünyada 30 level birisi 60 level birisiyle ölümüne kapışabiliyordu. Level'ın pek bir önemi olmuyordu. İşte 30 level birisi canı 1k ise 60 level birisinin canı 13k alıyordu. 30 level kişi 60 level'a 2k 2k vuruyordu. 60 level'da 200-200 vuruyordu mesela. Böyle bir denge sistemi vardı. Level hiçbir önem arz etmiyordu. İnsanlar PvP yaptığı zaman tamamıyla yetenek üzerine PvP yapıyordu. Ancak bu durumu biraz değiştirmişler. Artık level biraz daha önem arz ediyor. Artık düşük seviyeli bir oyuncunun yüksek seviyeli bir oyuncuyu öldürmesi daha zor. Daha fazla vurması gerekiyor. Ve yüksek seviyeli bir oyuncu da düşük seviyeli bir oyuncuyu öldürmesi daha kolay. Yani daha az vurması gerekiyor artık. Kısacası bunda bir dengelemeye gidilmiş. Açık beta'da bunu pek deneyemedim. Yani 20 level iken 60 level birisine saldırmayı pek deneyemedim. O yüzden pek test edemedim. Ne derece yapmışlar bunu bilmiyorum. Genelde PvP yaptığım zaman hep yakın seviyeli kişilerle PvP yapmıştım. Öz nitelik pasifi konusunda bir değişiklik yapılmış. Biliyorsunuz ki her 50 puanlı bir, bir pasif özellik alıyorsunuz. Constitution'ın 250. puanında alınan hasar azaltma bonusu %80'den %60'a düşürülmüş. Yani bir %20'lik nerf söz konusu. Warhammer'ın Hardin Steel adlı hasar azaltması %20'den %15'e düşürülmüş. Yani Warhammer'da küçük bir nerf yemiş. Sword konusunda biraz değişikliklerimiz var. Diğerlerine göre daha fazla. Bring Justice adlı pasif biliyorsunuz ki kapalı beta'da tüm debufflarınızı silmenizi sağlıyordu. Artık sadece tek bir debuff'ı siliyor. Fortitude adlı pasif yeteneğimiz Invigorating Bulwark adlı bir pasifle değiştirilmiş. Artık Shield Bash ve Shield Rush yetenekleriyle saldırdığımız zaman 15 stamina sağlıyor. Leaping Strike başlangıç frame'i 16'dan 14'e düşürülmüş ve buna uygun olarak da Leaping Strike'ın atladığı mesafe 4 metreden 6 metreye çıkartılmış. Yani bir Leaping Strike'da dengelemeye gidilmiş diyebiliriz. Counter Attack adlı yeteneğimiz biraz değiştirilmiş. Artık steklenebilen bir yetenek haline gelmiş. Şimdi bir atağı blokladığınız zaman 5 saniye eline %3 güçlendirme sağlıyor ve bu 5 kereye kadar steklenebiliyor. Toplamda maksimum %15 oluyor. Önceden bu direkt olarak bir atağı blokladığınız zaman 20 yüzde %10 güçlendirme sağlıyordu. Artık bunu steklenebilir bir yetenek haline getirmişler. Lifestaff'ta Sacred Protection adlı pasif yeteneğimiz artık tüm grup üyelerimizin aldığı healing'i %5 oranında arttırıyor. Önceden tüm grup üyelerimizin maksimum canını arttırıyordu. Orb of Protection'ın sağladığı Fortify %15'ten %10'a çekilmiş. Yani Orb of Protection'a biraz nerf gelmiş. Hatchet, Hatchet Nerf bir tanesi kapalı beta'da çok OP'ydi zaten. Bunu biraz nerflemişler. Artık Berserk'in süresi 12 saniyeye düşürülmüş. Yani 12 saniye boyunca gidiyor. Önceden daha yüksekti. Ve bekleme süresi de 18 saniyeye çıkartılmış. Berserk'in refresh biliyorsunuz ki Berserk'in altındaki pasif yeteneklerden bir tanesi. Şimdi her 4 saniyede bir %10 can yeniliyor. O da Berserk aktifken yeniliyor. Yani maksimum totalde %30 can yeniliyor. Önceden her 5 saniye bir yeniliyormuş ve maksimum %35'miş. Bunu biraz nerflemişler. Great Axe'a gelelim. Great Axe'ın Gravity Well yeteneğinin altındaki pasiflerden bir tanesi olan Unyielding Fortify. %15'den %10'a çekilmiş. Yani bir nerf söz konusu. Ve ayrıca Enduring Strike adlı pasif yeteneğin verdiği hasar azaltılan %20'den %15'e düşürülmüş. Yani yine bir nerf söz konusu. Reap adlı yeteneğimizin biliyorsunuz ki pasiflerini aç açınca ikinci bir vuruş hakkımız oluyordu bu ikinci vuruşta rakip sersemliyordu. Yani sersemlemekten kastım sendeliyordu daha doğrusu. Artık sendeleme olayını da kaldırmışlar. Great Axe'a biraz nerf gelmiş genel anlamda baktığınız zaman. Bova geldiğimiz zaman Bova'da Unbreakable Focus adlı bir yeteneğimiz var. Pasif yeteneğimiz. Bu yetenek nişan alırken daha az hasar almamızı sağlıyordu. Bunun oranını %20'den %10'a çekmişler. Yani biraz nerf yemiş. Chain Perk sonrası son değişikliklerimiz var. Örneğin Chain Lightning adında bir perkümüz vardı. İşte birisini saldırdığınız zaman yanındaki iki rakibe de yıldırım hasarı vermenizi sağlıyordu. Yani kısacası zincirleme bir saldırı yapmanızı sağlıyordu. Artık bu zincirleme saldırının 5 hedeften 3 hedefe düşürülmüş. Yani maksimum 3 hedefe sekiyor. Chain Elemental Perkler artık Light ve Heavy ataklarla tetikleniyor. Ve 2 saniye bekleme süresi var. Burada armorlar konusunda bir güncellememiz var. Biliyorsunuz ki ekipmanlarınızın bir ağırlığı var ve bu ağırlıklar toplandığı zaman envanterinize girip sol taraftaki barda ekipmanlarınızın ağırlığını görebiliyordunuz ve bu ağırlığa göre siz pasif bir buff kazanıyordunuz. Örneğin eğer toplam ağırlığınız light'sa %20 hasar arttırma, medium'sa %10 hasar arttırma ve uyguladığınız CC'lerin %10 daha efektif olması. İşte heavy ise %20 block stability ve %20 uyguladığınız CC'lerin daha efektif olması gibi artılar kazanıyordunuz. Bu durumu biraz daha değiştirmişler. Yani daha doğrusu değiştirmekten çok yeni bir ekleme yapmışlar. Artık sadece hasar arttırımı değil. Aynı zamanda yaptığınız healing de %20 oranında eğer light armor giyiyorsanız %20 oranında. Medium armor giyiyorsanız da %10 oranında artıyor. E, bu şöyle bir durum ortaya çıkartıyor. Kapalı beta'da biliyorsunuz ki çok popülerdi. Elinize sword and shield alıyordunuz. Heavy armor giyiyordunuz. E, full focus verip Worden Shield'ın yanında da life staff alıyordunuz. Yani hem tanksınız hem de kendinize can basıyorsunuz. Ölmüyordunuz. 4-5 kişi size saldırsa dahi ölmüyordunuz. Bu durumu değiştirebilmek adına healing yapmak isteyen oyuncular, life staff kullanmak isteyen oyuncuları light armor'la medium armora çekmişler. Artık light armor giyen kişiler bir healing yaptığı zaman %20 oranında daha fazla, daha efektif healing yapabilecekler. Bu önemli bir güncelleme bence. Burada yine önemli bir güncelleme var. Biliyorsunuz ki envanterinizi açtığınız zaman sol tarafta bir bar görüyorsunuz. İşte light, medium ve heavy şeklinde. Bu sizin giydiğiniz ekipmanların toplam ağırlığını gösteriyor. Belli bir noktadaysa light, işte daha fazlaysa medium, daha da ağırsa heavy olmak şeklinde gösteriliyordu. Bu eşikler düşürülmüş. Medium armor için 15'ten 13'e, heavy armor için de 30'dan 23'e düşürülmüş. Armor konusunda yeni bir güncellememiz var. Armor'un ağırlığına göre koruma oranları güncellenmiş, fiziksel veya elemental fark etmeksizin tüm armor klasları için güncellenmiş. Chest için yani göğslüklerden aldığımız e, armor oranı, zırh oranı arttırılırken, helmetlerden yani kafalıklardan aldığımız zır düşürülmüş. Yuvarlak ve e, şu üçgen kalkanlar sanırım ki onların ağırlıkları da düşürülmüş. Burada yine ufak tefek değişiklikler var. Housing Trophies'in sağladığı bazı bonus damage'lar %6-8-10'dan %3-4-5'e düşürülmüş. Elemental hasar tüketilebilirleri 3 dakikadan 30 saniyeye düşürülmüş. Şey olarak Kullanım süresi olarak. Aynı zamanda buna bağlı olarak da %10-15-25'den %9-12-15'e düşürülmüş. Yani ufak bir dengelemeye gidilmiş diyebiliriz. Bunları anlatmaya gerek yok pek. Kale savaşındaki taretlerde değişiklikler var. Explosive Cannon'ın hasarı %30 oranında arttırılmış. Hept Repeater'ın o düşme hasarı %100'den %90'a indirilmiş. Repeater'ın yine aynı şekilde düşmesi artık 80 metrede başlıyor. Yani daha uzun menzile yollayabiliyoruz. Önceden 60 metreymiş. Kuşatma silahlarının verdiği hasarlar artık armor tarafından azaltılıyor. Yani kuşatma silahıyla heavy armorlu birisine vurduğunuz zaman daha az light armorlu birisine vurduğunuz zaman daha fazla vuruyorsunuz. Ayrıca kuşatma silahlarının hasarı da %20 oranında arttırılmış. Lifestyle konusunda bir değişiklik var. Biliyorsunuz ki kampanya lideri olarak eğer bir şehir ele geçirirseniz bir iki gün sanırım sürecek olan bir buff satın alabiliyorsunuz. Arcane Blessing adlı buff da Corrupted düşmanlara karşı hasar eminimini %20 oranında azaltıyordu. Bunu %5'e çekmişler. Yani bir nerf söz konusu. Fortified Recovery Perk size eğer canınız %50'nin altındayken bir hit alırsanız %30 oranında güçlendirme sağlıyordu. Artık %10 oranında güçlendirme sağlıyor. Yeni Fortify yeteneğinde aynı şekilde crit hasar yediğiniz zaman %30 güçlendirme sağlarken artık %10 sağlıyor. Mortal Fortification Perk'i birisini bir veya bir şeyi öldürdüğünüz zaman size %30 Fortify sağlıyordu. Artık %10 sağlıyor. Healing Potlarında yine bir değişiklik var. Artık kazanılan can miktarı baktığımız zaman daha yüksek. 160, 300, 650, 1200, 1800'den 200, 400, 900, 1600, 2400'e çıkartılmış. Ancak potlardan kazanılan maksimum can miktarı %15'den %7 oranda düşünülmüş Yani yüzdelik bir azalma söz konusuyken kazanılabilecek can sayısında artma mevcut. Regeneration potlarının sağladığı can miktarı 30, 65, 120, 180'den 40, 90, 160, 240'a yükseltilmiş. Ancak her saniye sağladığı Can miktarına baktığımız zaman yüzdelik bir düşüş söz konusu %1.5'dan %0.7'ye düşmüş. Endurance Potions direkt olarak oyundan silinmiş. Ember Game konusunda bir değişiklik var. Ember Game'in hasar ölçeklenmesini, Focus'tan aldı. hasar ölçeklenmesini %20 oranında azaltmışlar. Biliyorsunuz ki Great Axe Staff veya işte Sword and Shield Lifestuff oynayan kişiler genelde Strength'e vermeyip sadece Focus'a verip Sword'a işte veya Great Axe'a Ember Game takarak kendi base hasarlarını arttırıyorlardı. Bunun önüne geçebilmek adına böyle bir nerf getirmişler. Strength'in 50, 100 ve 150. öznitelik bonus noktasında bazı değişikliklere gidilmişler. Artık sadece fiziksel hasar uyguluyor bu pasifler. Önceden sanırım ki elemental hasar da uyguluyormuş. Yani işte silaha gem taktığınız zaman elemental hasar da uyguluyormuş. Elemental hasara da etki ediyormuş. Daha doğrusu bunun artık önüne geçmişler sadece artık fiziksel hasara etki ediyor. Savaş konusunda da değişiklikler var. Inferno trap'ler ve Powder keg'ler artık paylaşılan bir limite sahip. Bu şunun önüne geçiyor. Bir taraf eğer çok öndeyse herkes 20 tane işte Inferno trap alıp o kapıya vesaire bir noktalara yerleştirip hani kişilerin direkt olarak ölmesine sebebiyet veriyordu. Örneğin kapalı beta'nın son gününde biz savunma tarafı olarak savaş yapmıştık. Ancak çok güçlü olduğumuz için karşı tarafın savaş kampına doğru ilerledik. Herkesde de inferno trap vardı. Kapıların önüne inferno trapleri serdik ve açıkçası hiçbir şekilde dışarı daha dahi çıkamadılar. Bunun önüne geçmek adına böyle bir limit koymuşlar. Burada yine bazı önemli bugların fixlenmesini görüyoruz. Genel anlamda baktığımız zaman silahlar hakkındaki buglar bunlar. Veya işte öz nitelikler hakkındaki buglar bunlar. Örneğin 250 Constitution'da verilen bonusun artık 60 saniye bekleme süresi var. 150 Constitution'daki bonus artık sadece Crit bir hit aldığınız zaman devreye giriyor. Tüm hitlerde devreye girmiyor. Ee, önceden mesela düello yaptığınız zaman bazen ödül falan alıyordunuz. Hani PvP yapmışsınız gibi açık dünya PvP yapmışsınız gibi ödül alıyordunuz. Onu da kaldırmışlar. Great Axe'daki Heavy Pull adlı pasif e, heavy atığınızın iki kere vurmasını sağlıyordu. Bunu fixlemişler. Bu çok önemliydi. Direkt olarak tek zaten. Kapalı betadayken. Tier 4 ve Tier 5 azot staff eklendi. Anı görevleri takip ederek bunları açabiliyorsunuz. Tam projektlerden gelen XP'ler azaltıldı. Ham materyal toplamada %25, işlenmiş materyal toplamada %30, crafting yapmada %50 ve yemek yapma görevlerinde de %50 oranında azaltmaya gidilmiş. Bu tam proje görevlerinin artık kapalı beta dakikalar OP olmayacağını gösteriyor. Ancak buna bağlı olarak da düşük seviyelerde gereken XP miktarı ufak miktar düşürülmüş. 20 ve 30. seviye arasındaki XP miktarı orta orana düşürülmüş. Yani kısacası 1 level'dan 30 level'a kadar daha kolay bir şekilde toplamda totale baktığımız zaman 1 level'dan 30 level'a kadar daha kolay bir şekilde ulaşabileceğiz demek oluyor bu. Monarch's Bluff'ta Kattuski ise ve Morningdale'deki Faction görevleri nerflenmiş. Çünkü Faction görevini aldığınız zaman kısa mesafeler gidiyordunuz. O yüzden bunu nerf demişler. Endurance potionlar silinmiş. Bunu yukarıda söylemiştik sanırım. Expedition bosslarından isimli item çıkma oranı yükseltildi. Biliyorsunuz ki isimli itemler ön ad ve son ad olan itemlardan bahsediyorum. Bunlar hakkında detaylı bilgi istiyorsanız armor videomu izleyebilirsiniz. Orada sanırım ki bahsediyordum yanlış hatırlamıyorsam. Faction silahı ve faction zırhlarındaki crit damage veriyordu. Artık onun yerine cooldown reduction veriyor. Yani bekleme süresinde azalma veriyor. Faction armorların ve silahların artık daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Faction silahlarında ve armorlarında biliyorsunuz ki belli bir gem takılı oluyordu. Artık o gem slotu boş. Kendiniz bir gem takabileceksiniz. Tier 4 faction ekipmanları 495'ten 490 gear score'a indirilmiş. Tier 5 faction ekipmanları da 550'den 535'e indirilmiş. Burada yine bazı ekipmanların görsel olarak güncellendiğini görüyoruz. Aynı şekilde burada yine bazı önemli bug'lardan bahsedilmiş. Çok düşük level'lı item'ların... Işte Perklerle çıkması yani yeşil bir item çıkıyor. 5 level ama yeşil item işte üstünde de perk var vesaire bu tür şeyleri fixlemişler. Fishing hotspotlar bazen görülmüyordu. Yani görülmesi fark edilmesi zordu. Bunu güncellemişler. Faction kontrol noktasının yani şehirlerdeki kalelerin ışınlanma mantığını düzeltmişler. Biliyorsunuz ki toplam belli bir limiti var o noktanın. Yani işte atıyorum 90 kişi o noktaya gittiği zaman 91. kişiyi direkt olarak şehre geri ışınlıyordu. Bu durum o noktada yoğunluk olmasını engelliyordu. Ancak şöyle de bir durum ortaya çıkıyor. 90 kişinin 90'ında sindikat olduğu zaman hiçbir şekilde o noktayı başka bir faction ele geçirmeye dahi çalışamıyordu. Çünkü direkt olarak şehre ışınlanıyorlardı. Artık toplam bir sayıdan çok toplam bir limitten çok her faction'ın kendi bir limiti oluyor. Yani diyelim ki toplam 90 kişi oraya gidecek ya. 30 30 30 her faction'ın kendi limiti var. Atıyorum Syndicate'dan 31. kişi oraya gittiği zaman o kişi şehre ışınlanıyor. Ancak 31. kişi Covenant'dan veya işte Marauders'dan olduğu zaman ışınlanmak gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu, bu şekilde her faction, faction kontrol noktasındaki savaşa dahil olabilecek. Expedition bosslarının kendi gear skorlarının dışında item atma olayı düzeltilmiş. Artık kendi gear skorlarına daha uygun şekilde itemler atıyor. Bazı isimli itemlerin Expedition'sa düşmem olayı fixlenmiş. Fibrillerin T2 item vermesi gerekirken T3 item vermesi fixlenmiş. Action armor'unuzun özelliğini değiştirmek için kullandığınız seal'ların çalışmama olayı fixlenmiş. Inferno trap'lara bir sınır getirilmiş zaten üst tarafta bahsetmiştim. Artık savaşta belli sınırda Inferno Trap kullanabileceksiniz. Ebon Scalibridge'de savunan tarafın, saldıran tarafın savaş kampına girebilme olayı düzeltildi. Bunu direkt olarak biz yaptık aslında. Kapalı Beta'nın son gününde Ebon savaş kampının yakınındaki taşlardan bir tanesine çıkarak Great Axe yeteneğini kullanarak savaş kampının içine girebiliyordunuz. Bunu düzeltmişler. Evet başka da önemli bir şey yok sanırım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.